Herkese merhabalar. Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. LGS için artık önümüzde bir aylık bir süre kaldı. Bugün sizlere kalan süreyi en verimli şekilde nasıl planlayacağınızdan bahsedeceğim. İki tane süper çizelgemiz ve yine LGS için etkili taktiklerimiz olacak. Hazırsanız hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar, artık son sürece girdik diyebiliriz. Az da olsa konuları bitirenler var, evet. Fakat birçoğunuzun henüz tüm konuları tam anlamıyla bitirdiğini düşünmüyorum. Bu yüzden en isabetli yöntem kalan süreyi iki kısıma ayırmak olacak. Son bir ayın ilk yarısını eksik konuların tamamlanması, ikinci yarısını ise sistematik deneme çözümü şeklinde planlayabiliriz. Arkadaşlar hiçbir fikir sahibi olmadığımız konulardan istediğimiz kadar deneme çözsek de yine de başarıya ulaşamayız. Bu yüzden önceliğimiz ne olacak? Önemli konuların tamamlanması olacak. Bu işi yaklaşık olarak Mayısın ortalarına kadar halletmemiz lazım. Ardından da deneme çözümlerine geçeceğiz. Şimdi bu aşamalarda neyi nasıl yapmamız gerektiğinden bahsetmiş olalım. Hemen ilk yeriyle başlıyoruz, yani eksik konuların tamamlanması. Arkadaşlar ilk adımda planlayacağız, ikinci adımda uygulayacağız. Öncelikle kavramanız gereken konuları belirleyin ve bunları sıraya koyun. Ardından da önem sırasına göre kalan zamana yayın. Önem sırası nedir arkadaşlar? bize daha fazla yarar sağlayacak konuları ön plana almaktır. Hocam ben Türkçeyi ve feni daha rahat anlıyorum ama eksiğim var diyorsanız bakın bunların kat sayısı yüksek. Bu durumda bu branşları daha öne almak lazım. Yani sen Türkçeden fenden 7-8 net yaparken son bir ayı kat sayısı 1 puan olan branşlara ayırırsan sence bu mantıklı olur mu? Elbette olmaz. Avantajlı olduğumuz branşlara ve konulara öncelik veriyoruz. Çünkü kalan süre oldukça kısa. Tamam, planlamayı yaptık, eksikleri belirledik ve kalan zamana yaydık. Şimdi ne yapıyoruz? Uygulama aşamasına geçiyoruz. Bu eksiklerin birçoğu muhtemelen unuttuğunuz eski konulardır. Öncelikle bu eksiklerin mantığını bir yakalamanız lazım. Bunun için ilgili ders videolarını dikkatli bir şekilde ve not tutarak izlemeniz şart. Konuyu kavradım dedikten sonra soru çözümlerini inceleyin. Eksik noktaların iyice oturması için de belli aralıklarla özetlerinizi birkaç kez gözden geçirin. Bu aşamalardan sonra seri bir şekilde artık soru çözümüne geçebilirsiniz. Aşağı yukarı Mayıs'ın ortalarına kadar bu konu eksiklerinin çoğunu halletmek lazım. Birinci yarıyı bitirdikten sonra artık bizim için ikinci yarı başlayabilir arkadaşlar. Yani sistematik deneme çözümü. Yine bu süreci önce planlayacağız ve sonra uygulamaya geçeceğiz. Gelin nasıl planlayacağımızı görelim. Değerli gençler çalışmalarınızın sonucunu görmek Eksiklerinizi fark etmek ve en önemlisi tecrübe kazanmanız açısından deneme çözümü çok önemli. İlk adımda çözmeniz gereken genel denemeleri ve branş denemelerini belirleyin. Farklı yayınlar tarafından hazırlanan denemeler de olur, internetten indireceğiniz ücretsiz denemeler de olur. Fark etmez. Bu denemeleri belirleyin ve sonra günlere dağıtın. Yani şurasının net olması lazım. Ben bugün bu denemeyi, şu gün şu denemeyi çözeceğim. Ve yine çok önemli. Denemelere başlayacağınız saati de netleştirin. Çünkü arkadaşlar kesinlikle bu denemelerin bölünmemesi gerekiyor. Bunu da netleştirdikten sonra artık LGS'de hangi branşlardan başlayacağınıza karar vermeniz lazım. Bir standart oluşturmanız şart gençler. Bir denemede fen'den, bir denemede matematikten Allah'a emanet şekilde deneme çözümü olmaz. Bir karar vereceğiz. Örneğin fenle başlayacağım, matematikle devam edeceğim gibi ve bu sisteme kendimizi adapte edeceğiz. Uyum sağlamak, alışkanlık haline getirmek size LGS'de ekstra zaman kazandıracak. Evet, planlama işini hallettikten sonra uygulama aşamasına geçebiliriz. Bir önceki aşamada çözeceğimiz denemeleri ve kullanacağımız yöntemleri netleştirmiştik. Artık ne yapıyoruz? Çatır çatır çözmeye başlıyoruz. Arkadaşlar, mayıs ayının ortalarından sonra artık haftada en az 3-4 deneme hedefimizin olması lazım. Buraya dikkat. Denemeleri yatarken ya da parça parça asla çözmeyin. Oturum kurallarını uygulayın. Telefon mesela asla yanınızda olmasın. Masa başında ve kalkmadan denemeyi tamamlayın. Kesinlikle süre tutun ve optik form kullanın. Kodlama işi çok zaman alabiliyor. İyice alışkanlık kazanın. İşaretleme sırasında kaydırma gibi olaylar çok yaşanıyor. Aman diyelim. Evet, tabii bir de ne ihtiyacımız var? Kontrole. Yani çözüyoruz ama işler nasıl gidiyor bir bakmak lazım. Bir görmek lazım değil mi? Bunun için de netlerinizi takip edebileceğiniz başarı grafikleri oluşturabilirsiniz. Böylece gelişiminizi rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Sevgili öğrenciler sizlere son bir aydaki çalışmalarınız için iki tane etkili çizelge hazırladım. Açıklamalar kısmından ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Birinci çizelgemizi ilk yarıda konu eksiklerini bitirmek için kullanırsınız. Bakın burada tekrar yapılacak konuları ve günlük soru hedeflerinizi yazabileceğiniz kısımlar var. Uygun şekilde dağılım yaparsınız. İkinci çizelge ise deneme çözümü aşamasında kullanırsınız. Yine günlük deneme defterinizi, başlama saatinizi ve netlerinizi yazabileceğiniz kısımlar mevcut. Bu çizelgeleri muhakkak indirin, güzelce doldurun ve odanıza asın. Bakın, bu tip çalışmalar gerçekten motivasyonunuzu arttırır ve arkadaşlar sizi diri tutar. Evet, şimdi son kısma yaklaşıyoruz. Burası önemli, birkaç hatırlatmada bulunacağım. Arkadaşlar, kalan süre altın değerinde ve ne yazık ki telafisi yok. Evet çok yoruldunuz, çok sıkıldınız ama sadece bir ay kaldı. Uyumak ve dinlenmek için önünüzde çok zaman olacak. Unutmayın bu bir yarış. Her adamınızın karşılığını alacaksınız. Öğrendiğiniz bir soru bile binlerce öğrencinin önüne geçmenizi sağlayabilir. Peki hocam netlerimizi nasıl arttırabiliriz diyorsunuz? Bunun en etkili yolu yanlışların ve boşların öğrenilmesidir. Kesinlikle çözümünü öğrenmediğiniz bir soru kalmaması lazım arkadaşlar. Ve belki de hepsinden önemlisi, başarıya ulaşmak istiyorsanız kendinize güvenin, kararlı ve istekli olun. Bakın, Kobe Bryant'ın güzel bir sözü var. Ne diyor? Eğer kendinize inanmazsanız, kimse sizin yerinize bunu yapmaz. Bir hedef belirleyin, başaracağınıza inanın ve hemen harekete geçin.